Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir içerik hazırladım. Bu videomdan sonra bütün dileklerinizi hayatınıza 7 dakika, 7 saat, 7 gün içerisinde kesinlikle çekebileceksiniz. Mesela sevgilinden ayrıldın. Hayatında her şey ters gidiyor. Çok şanslısın. Her şey üst üste geliyor. Kısmetin kapalı. Hiçbir dileğin, isteğin olmuyor mu? İşte buna kökten ve kesin bir çözüm. 7 sayısının mucizesinden yararlanarak bütün dileklerinizi hayatınıza çekebileceksiniz. Bu tarz içeriklerimin devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atarak benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Dünyanın varoluşundan günümüze kadar gelen zaman içinde ve kutsal dinlerin ortak sembolleri arasında 7 rakamının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Dünyanın görünen ve görünmeyen alemler arasında ve kozmozdaki rakamı 7'dir. 7 tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolü olarak bilinir. 7 rakamı vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır. Hem uhrevi hem de dünyevi olanı kapsayan bir sayıdır. Kur'an-ı Kerim'de bazı rakamlara dikkat çekilmiştir. Bunlardan biri de 7 rakamıdır. Bakara 29'da sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe yönelip de onları 7 gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Hicr 87 andolsun. Sana çiftlerden 7'yi ve büyük Kur'an'ı verdik. Mülk 3'te o biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uyumsuzluk göremezsin. Mu'minun 17'de, andolsun biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Kur'an'da 7. sure, Elf Araf suresidir. Araf'ta yani cennet ile cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan, ilahi vahyin doğruluğundan, dünyanın vahye ihtiyacından söz edilir. Kur'an'da 7. sure olan El-Araf'ın 7. ayetinde ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz onlardan uzak değiliz. Burada tüm olup bitenle ilgili bilginin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla Yüce Yaradan ile insanlar arasında sıkı bir bağ olduğu belirtiliyor. Bu şekilde birçok sure bulunmaktadır arkadaşlar. Tüm bu bilginin 7. surenin 7. ayetinde olması da asla ama asla tesadüf olamaz. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha 7 ayettir. Kainat 7 günde yaratılmıştır. Kabe'nin etrafı 7 kere tavaf edilir. Mevlevilikte 7 bilgelik rakamdır. Mevlana'nın 7 öğüdü vardır. İslam'da 7 mertebe vardır. Hac sırasında Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelirler. Hac sırasında şeytan taşlamada 7 taş atılır. Kur'an'da 7 gök tabiri 7 kez geçer. Birçok inanışa göre de 7 sayısının anlamı vardır. 7 ruh, 7 bilge, 7 musalar, 7 kurban, 7 kamış, 7 oğul, 7 engel, 7 kulaç, 7 melek, 7 çoban, 7 uyurlar gibi birçoğu vardır. Şimdi yavaştan ritüelimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Yalnız ritüelimize başlamadan önce en az 2-3 defa tamamen bu videoyu izlemenizi istiyorum. Aklınızda, ruhunuzla tamamen tüm kavramları hissedin. 7 rakamını hissedin. Sonra yapmaya başlayın. İzlemeden kesinlikle yapmaya başlamayın ama. Bunu tekrar ve tekrar belirtiyorum. Yaparken ihtiyacınız olan malzeme sadece çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmiyor. Sizlerden isteğim kağıdın tam üst ortasına bu ritüeli yapmaya başladığınız tarihi yazmanızı istiyorum. Bakın tam şu kısma tarih diyorum. Buraya arkadaşlar bu ritüeli yapmaya başladığınız tarihi yazacaksınız. Hangi tarihte bu ritüeli yapmaya başladıysanız onu yazacaksınız. Kağıdın tam üstüne tarihi yazdıktan sonra tam ortaya bir 7 rakamını yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Tam orta kısma 7 rakamını yazacaksınız. Ardından dileğinizi düşünmenizi istiyorum. Yani bunu ne için yapıyorsunuz? Örneğin sevgilinizle barışmak için mi? Yoksa yeni bir aşk için mi?
huzur, sağlık, para, mutluluk, bereket, iş gibi kısmetinizin açılmasını mı istiyorsunuz? Bunu düşünün ve sol tarafa yazın arkadaşlar. Sol tarafa dileğiniz her neyse bunu yazacaksınız. Bu nedenle buraya dilekler diyorum. Bir tane de yazabilirsiniz, birden fazla da yazabilirsiniz. Dileğiniz her neyse bunu buraya belirteceksiniz. Bütün içtenliğinizle, aklınızdan, kalbinizden bu dileğinizle ilgili ne geçiyorsa hepsini yazın, detaylandırın. İçinizden geldiğince dileğinizi somutlaştırın. Yazma işleminizi bitirdikten sonra hemen ardından telefonunuzdan veya saatinizden kronometreyi açın. Ve tam 7 dakika boyunca sadece dileğinize odaklanın. Aklınızda, ruhunuzda sadece dileğiniz olsun. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Tam 7 dakika olacak şekilde düşünmeye devam edin. Ne 6.59 ne de 7.01 dakika. Olmayacak, tam 7 dakika arkadaşlar. Bakın bu çok önemli, tam 7 dakika olması gerekiyor. Sonrasında kağıdı katlayın ve üzerine 7 yazacaksınız arkadaşlar. Kağıdınızı katlamanızı istiyorum. Bu şekilde katlayın. Ve kağıdınızın tam üstüne 7 yazacaksınız. 7 dakikayı doldurduktan sonra. Kağıdınızın üzerine 7'yi yazdıktan sonra tekrar saatinize bakın. Bakın bu noktada tekrar saatinize bakmanızı istiyorum. Zaten aşamalı ve tam net bir ritüel olacağı için bu videoyu bakın tekrar ediyorum en az 2-3 defa izleyin. Sonrasında yapmaya başlayın. Çünkü dakika çok 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 önemli. Kağıdınızın üzerine 7 yazdıktan sonra saatinize bakıyorsunuz. Tam 7 saat boyunca bu kağıdı üzerinizde taşıyın. Tam 7. saatte arkadaşlar kağıdı açın. Bunun için alarm kurun. Daha net olur. Tam 7 saat olması lazım çünkü. 7 saatin sonunda kağıdınızı açın. Yedinin gücünü bütün dileklerinizde hissedeceksiniz. Kağıdı açtıktan sonra arkadaşlar sol tarafa yazdığınız dileğinizin yani sola yazdığınız dileğiniz her neyse bunun aynısını arkadaşlar sağda yazmanızı istiyorum. Aynı dileği açtıktan sonra sağ tarafa da yazacaksınız. Yine bakın buraya arkadaşlar dilek diyorum. Dilekler. Yine dileklerinizi yazacaksınız. Sonrasında arkadaşlar buraya dileklerinizi yazdıktan sonra yazma işlemini bitirdikten sonra yine öncesindeki gibi tam 7 dakika daha düşünmenizi istiyorum. Ne 7.01 ne 6.59. Sonra kağıdı tekrar katlayın arkadaşlar. Kağıdınızı katlıyorsunuz. Bu şekilde bakın bir tarafına 7 yazmıştık. Diğer yazmadığınız tarafa 1-7 daha yazmanızı istiyorum. 7 yazacaksınız. Yazdıktan sonra saatinize bakıyorsunuz. Tam 7 gün bu kağıdı üzerinizde taşıyın. Yine alarm kurabilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz. Hep üzerinizde olmalı. 7 günün sonunda kağıdı çıkarın. Tam 168 saat yapıyor bu. Yani 168 saat, 7 gün sonra kağıdın üzerine bir tane daha 7 yazmanızı istiyorum arkadaşlar bu kağıdı çıkardığınızda. Bu kağıdı çıkardığınız şekilde her iki tarafında 7 de olduğu için bu kısma 168 saatin yani 7 günün sonunda daha büyük bir dikdörtgen olan kısma bu şekilde arkadaşlar 7 yazmanızı istiyorum. Daha sonrasında 7 yazdıktan sonra arkadaşlar bu kağıdı direkt olarak artık 7 dakika, 7 saat ve 7 günü tamamlamış bir şekilde 7'nin tüm gücünü hissederek ve kabul ettiğinizi düşünerek bu kağıdı direkt olarak yakmanızı istiyorum. Küllerini toprağa atın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsine elimden geldiğince cevap veriyorum.
Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten kişiye özel, sizin dileğinize uygun kodlanabilen enerji taşları mevcuttur. Ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.